Pardon. Şimdi soru cevap kısmına bu konuyu bitirdikten sonra geleceğiz. Sayın Sosyal Güvenlik Merkez Müdür Yardımcısı Cengiz Atasoy ve Murat Demir'e hoş geldin diyorum. Arkadaşlar sosyal güvenlikle ilgili yapılandırmayı size anlatacaklar. Ağırlıkla Murat Demir arkadaş. Şimdi altın mevzu sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırmasının için kanunun daha ayrıntılarını verdiğiyle ilgili daha ayrıntılarını Sayın Doçent Doktor Hakan Taşçı'na anlatacaklar. Konuyu sözü buna veriyorum. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle akşama kadar tabii çalıştınız ofislerinizde. Akşam da gelip burada zor bir konuyu böyle uyanık olarak ayakta dinlemek zor olacak. Onun için uyuyan arkadaşlar uyumak isterlerse uyuyabilirler ama ben uyutmamaya elimden geldiği kadar çalışacağım. 6736 sayılı yasamız, bundan önce biz iki kanun yaşamıştık zaten, 5811 ve 6111 sayılı yasa. Bunun ikisinin bileşkesi olmuş. Artı orada gelmiş olan bir takım eleştiriler ve karanlık konular vardı. Onları da burada biraz daha açıklık getirmişler. Biz tabii bu barış gününde dostluğu, kardeşliği, birlikte güzel yaşamı konuşmayı tercih ederdik ama maalesef yine mesleğimiz gereği vergi barışını konuşmak üzere bir araya geldik. 6736 sayılı yasa 19 Ağustos'ta hepimiz tatildeyken diyeceğim ama birçoğumuz yine çalışıyorduk galiba. Çıktı ve hemen arkasından da bir nolu tebliğde yayınlandı ve bütün mevzuat şu anda yasadan ve bir tane tebliğden oluşmakta. İçinde neler var dediğimiz zaman ben bugün 8 konudan bahsedeceğim. Kısaca genel kapsamdan, kesinleşmiş alacaklardan, dava safhasındaki şu anda Bölge İdare Mahkemesi, Danıştay ve vergi mahkemelerindeki konumlarından bahsedeceğim. İnceleme sürecindeki alacaklardan bahsedeceğim ki en önemli konulardan bir tanesi. Matrah artırımından bahsedeceğim. İşletme kayıtlarının düzeltilmesinden sonra kısaca bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması, kısa zaten bir konu. Diğer hususlar ve arkasından da soru cevapla devam. Kapsama baktığımız zaman neler girmekte diye başta 213 sayılı vergi usul kanunu kapsamındaki tüm vergiler, resimler ve harçlar buraya girmekte. Burada da baz alınan tarih 30 Haziran 2016. Bu tarihe kadar vadesi gelmiş olan tüm alacaklar ise ile bu tarihe kadar beyannameler verilmiş ise bu beyannamelere ilişkin verilmiş olan beyannameler ve vadesi geçmiş olan alacaklar buraya girmekte. 2016 yılıyla ilgili geçici vergi açısından baktığımız zaman sadece birinci dönem geçici vergi bu kapsama giren bir vergi olarak karşımıza çıkmakta. Vergi usul kanunu dışında 6183'e göre tahsil edilmesi gereken tüm kamu alacaklarının da kapsama girdiğini görüyoruz. İl özel idarelerince takip edilen kamu alacakları, belediyecilerce takip edilen su, emlak vergisi gibi kamu alacakları, meslek örgütlerinin alacakları ki bizi ilgilendiren İSMO'nun alacağı, TÜRMOB'un diğer odalardan alacakları ve diğer mesleki odalar varsa ticaret odasının alacakları, bu alacaklar da yine kanun kapsamında olacak. Ve de diğer kamu kurumları alacakları diyoruz. SGK veya Tarım Bakanlığı'nın veya Ticaret Bakanlığı'nın veya öğrenim kredilerinde yine bu kapsama girmektedir. Kesinleşmiş alacak dediğimiz artık tahakkuk etmiş ve dava açma süreci geçmiş, kesinleşmiş olan kamu borçlarını kastediyoruz. Kanun kapsamındaki alacaklara ilişkin 31 Ekim 2016 tarihine kadar mükelleflerin mutlaka başvurması gerekir. Peki başvuruyu nasıl yapacaklar? 3 şekilde yapabilirler. Bir, bağlı bulunan vergi dairesine yazılı olarak elden müracaatta bulunabilirler. İki, posta yoluyla yapabilirler. Üçüncüsü de internet aracılığıyla yapabilirler. Şu anda internet aracılığıyla başvurular başlamış durumda.
130 bin müracaat yapılmış ama şu anda sadece müracaat yapılıyor. Herhangi bir ödeme planı gönderilmiyor. Toplu bir şekilde gönderilecek. Borçluların yani mükelleflerin birden fazla vergi dairesine olan borçları için kanundan yararlanması talebinde her vergi dairesi için ayrı ayrı müracaat etmeleri gerekmektedir. Ayrıca bu alacaklarla ilgili dava süreci var ise mükellefin bunlardan da vazgeçmiş olması gerekecektir. Alacak tutarının tespitine baktığımız zaman 19 Ağustos 2016 tarihi kanun yayınlandığı tarih milat olarak karşımıza çıkmaktadır. Vade tarihinde kanun yayınlandığı tarihe kadar geçen süre için eğer gecikme zammı ve gecikme faizi varsa bunun her ikisi de kaldırılacak. Onun yerine yurt içi üretici fiyatları endeksi esas alınarak bir hesaplama yapılacak. Bu da bazı dönemlerde %50'ye, bazı dönemlerde %25'e, bazı dönemlerde %30'a tekabül edebilmektedir. Örnek baktığımız zaman, örneğin kesinleşmiş gelir vergisi borcu 50 bin liraysa, bir kat vergi ziyan cezası uygulanmışsa o da 50 bin lira olacaktır. Özel usulük cezası varsa, gecikme faizi varsa ve gecikme zammı varsa ve de vergi ziyan cezasının gecikme zammı da varsa, yani toplam mükellefin 155.710 lira gibi bir borcu varsa bu kanun kapsamında gelir vergisini aynen ödeyecektir. Yani 50 bin lira. Vergi ziyan cezası kaldırılacaktır. Özel usulük cezası yarıya düşecektir. Çünkü bir vergi maddeana tabi bir hesaplama değil, ceza değil. Gecikme faizi kaldırılacak ama yerine üfeye göre hesaplanmış olan tutar gelecek. Gecikme zammı kaldırılacak, yine üfeye göre hesaplanmış tutar gelecek ve vergi ziyan cezası kaldırıldığı için gecikme zammı da otomatik olarak kaldırılacaktır. Toplam ödemesi gereken tutar 61.189 lira olacaktır. Eğer mükellef 30 Kasım tarihinde ilk taksit ödemesi gerekiyor. Derse ki ben tamamını 30 Kasım'da ödeyeceğim, kapatacağım derse o zaman üfeye göre hesaplanmış olan 878 lira ve 9.776 liranın da %50'sinden vazgeçtim diyor devlet. Yani peşin ödeyecekler için hesaplanmış olan üfe tutarının %50'sinden daha vazgeçmiş olacaktır. 19 Ağustos 2016 tarihi itibariyle bu tarihten öncesinde uzlaşmaya girmiş, uzlaşmış olabilir mükellef. O diyecek ki şimdi ya bu haksızlık değil mi? Ben uzlaştım, boşu boşuna verginin gecikme zammını ödüyorum. Boşu boşuna cezanın %80'ini kaldılar ama 20'sini ödeyeceğim gibi bir haksızlığa uğradığını düşünebilir. Eğer böyle bir mükellef var ise gidip vergi dairesinden derhal tahakkuk fişini düzeltebilecek, kanun kapsamından faydalanabilecektir. Yine bu tarih itibariyle ödenmemiş borcun sadece vergi aslına bağlı kesilen ceza kalmış ise, ceza var ise artık bu ceza kendiliğinden düşecektir. Herhangi bir müracaata bile gerek olmayacaktır. Ama siz yine de müracaat etmenize fayda var. Vergi dairesi bunu biraz zor kaldı. Vergi aslına bağlı olmayan cezalar varsa, özel usulük cezası ve usulsüzlük cezaları, bunların %50'sinin tahsilinden de vazgeçecek. Yalnız burada kastettiğimiz tahakkuk etmiş olan usulsüzlük ve özel usulük cezaları. Bunların %50'sinden vazgeçecek. Eğer özel usulsüzlük cezası bir vergi aslına bağlı olarak kesilmiş ise onun tamamı kaldırılacak. 6111 sayılı yasadan kaynaklanan taksitlerse onlar bu kapsamda değil aynen devam edecek diyor ama yasa ben 6111'den kalan bir taksit olduğunu düşünmüyorum. 6552'den kalan taksitler var. 6552'den kalan taksitleri diyor ki kanun biraz sonra söyleyeceğiz onu. Şimdi söyleyeyim. Oradan kalan taksitleri isterse mükellef iptal edebilir, ödemeyebilir. Bu kanun kapsamında yeniden taksitlendirebilir. Ama şunu iyi düşünmek lazım. Yeniden taksitlendirmek mükellefin lehine mi değil mi? Yani benim karşılaştığım bazı şeylerde bazılarında başa baş geliyor, bazılarında 6552 ödemek daha iyi, bazılarında da faydalanmak daha iyi gibi. Çok yakın bir şey hesap yapmakta fayda var. Ödeme şekline geldiğimiz zaman son başvuru tarihinin 31 Ekim 2016 olduğunu lütfen unutmayınız. Uzatılır mı uzatılmaz mı bilmem ama şimdiden bir şey söyleyemem.
31 Ekim, 2 ay var, rahat rahat yetişirsiniz. İlk taksitte 30 Kasım 2016 tarihi olacak. İlk taksitte tamamını ödeyebilirsiniz. 18 eşit taksitle ödeyebilirsiniz, 2 ayda bir atlamalı olarak. Ya da istiyorsanız 6, 9, 12 taksitlerinden bir tanesini seçebilirsiniz. Ödeme süresine göre de katsayı uygulaması gelecektir. Evet, borcun tamamı ilk taksit ödenmesi halinde üfeye göre hesaplanmış olan tutar %50 olarak ödenecektir. Onu bir kez daha hatırlatmış olalım. Taksit sayılarına baktığımızda 6 taksit için 1.045, 9 taksit için 1.83, 12 taksit için 1.105 gibi oranlar uygulanacaktır. Katsayı ile bundan biraz sonra bulacağız, hemen bulalım örnekte. Kesin biraz önce hesaplamıştık kesinleşmiş borçlarımızı ve ödenecek tutarı. Ödenecek tutarı, yani buradaki 61.189'u eğer biz 6 taksitte ödemeyi düşünüyorsak 6 ile işte 1.045 ile çarpacağız ve de 6'ya böleceğiz. Son derece basit bir matematik olacak. Yani nakit ödenmesi gereken, defaten ödenmesi gereken tutarı önce katsayıyla çarpıyoruz, sonra da 6'ya bölünerek taksitleri hesaplamış oluyoruz. Taksitlendirme yapan mükelleflerin beyan ettikleri gelir, kurumlar, KDV, stopaj ve ÖTV gibi vergileri taksitlendirme süresince maalesef zamanında ödemek zorundadırlar. Ödemezlerse ne olacak? Orada da iki tane hak vermiş. İki kere de atlayabilirler canım diyor. İki kere atlarlarsa bir şey olmaz bir takvim yılında. Ama bir takvim yılında ikiden fazla atlarlarsa diyor, o vergiyle ilgili taksitlendirme iptal olacaktır. Örneğin 2016 için böyle bir risk söz konusu değil. Çünkü zaten iki tane ancak olacaktı. Ama 2017 için böyle bir risk var. Daha sonra affı yeniden çıkar mı? Onu da ben bilmem. Çıkar. Evet, mücbir sebep ve zor durum hali varsa onlar sayılmaz diyor. Onlar kapsam dışında olur. Orada yararlanmaya devam edecektir. Geliyoruz dava safhasındaki alacaklar için. Tarihata karşı dava açma süresini